Merhaba arkadaşlar. Bu kursta Python temellerinden başlayarak Python öğrenmeye çalışacağız. İlk olarak neden Python kullanmalıyız sorusuna bakarsak, Python günümüzde en popüler programlama dillerinden biridir. Diğer programlama dillerine nazaran kullanılması daha kolaydır. Dinamik veri yapısına sahiptir. Python açık kaynak kodlu olduğu için geliştirmeye her zaman açıktır. Nesne tabanlı programlamaya uygundur. Geniş kütüphane seçeneği bulunmaktadır. Aktif ve güçlü bir topluluğu vardır. Bu da istenilen bilgiye ulaşmayı kolaylaştırır. Ve son olarak yapay zeka için çok fazla imkan sağlamaktadır. Şimdi başlangıç için Python bilgisayarımıza kuralım. Bunun için tarayıcıdan python.org'a gidelim. Burada açılan sayfadan download diyelim. Yine burada açılan sayfadan şu anda Windows için en güncel sürüm olan 3.10.6 sürümünü indirelim. Buradan eğer farklı bir işletim sistemi kullanıyorsanız kendi işletim sisteminize göre seçim yapabilirsiniz. İndirme işlemi tamamlandıktan sonra şimdi yükleme işlemini başlatalım. Buradan install now diyelim. Yükleme işlemi için biraz bekleyebiliriz. Evet, yükleme işlemi bittikten sonra son olarak close diyerek işlemi bitirelim. Şimdi Python'da kodlarımızı yazacağımız, test edeceğimiz bir IDE ihtiyacımız var. Aslında IDE derken metinlerimizi yazdığımız Word gibi kodlarımızı yazdığımız bir editördür. Python kodlarımızı yazacağımız birçok IDE bulunmakta. Biz Python için popüler bir kod editörü olan PyCharm'ı kullanacağız. PyCharm'ı indirmek için JetBrains adresine gidiyoruz. Burada açılan sayfadan download diyelim. Açılan yeni sayfada iki sürümün olduğunu görüyoruz. Burada ücretsiz sürüm olan Community sürümünü indirelim. İndirme işlemi bittikten sonra yüklemeyi başlatalım. Buradan Next diyerek ilerleyelim. Buradaki seçenekleri işaretleyelim. Next diyelim. Ve son olarak install diyerek yükleme işlemini başlatalım. Evet, yükleme işlemi bittikten sonra artık finish diyerek işlemi sonlandıralım. Evet, PyCharm'ın ilk açılış ekranında buradan New Project diyerek yeni bir çalışma dosyası oluşturalım. Dosya adımızı girelim. Şimdi Create diyerek dosyamızı oluşturalım. PyCharm ilk kez açıldığı için kurulum için biraz bekleyebiliriz. Şimdi ilk olarak PyCharm'a baktığımızda burada kodları yazacağımız bölümü görebiliyoruz. Buradan proje adımıza sağ tıklayarak yeni bir Python dosyası oluşturalım. Python dosya adımıza uygulama 1 diyelim. Burada Project butonuna tıklayarak sağ tarafı gizleyelim. Şimdi ilk Python dosyamızı oluşturduktan sonra kodlarımızın fontunu büyütelim. Burada File dosya menüsü altından Settings ayarları seçerek buradan kodlarımızın fontunu 22 yapalım. Ve işlemi tamamlayalım. Şimdi her şeyi hazırladıktan sonra Python'da değişkenlerle başlayalım. İlk olarak değişkenlerin ne olduğundan söz edersek, değişkenler aslında girdiğimiz farklı verileri bilgisayarımızın hafızasında tutmayı sağlar. Uygulamayla ne demek istediğimize bakarsak, mesela boy diye bir değişken adı oluşturalım ve değerini 185 yapalım. Burada boy değişkenin adı ve 185 değişkenin değeridir. Ya da şehir İstanbul dediğimizde şehir değişkenin adı ve İstanbul ise değişkenin değeridir. Burada boy değerinden farklı olarak çift tırnak açmamızın sebebi İstanbul'un bir string metin olmasıdır. Stringleri sonraki derslerde göreceğiz. Şimdilik string olduğunu bilelim. Yine farklı bir değişken girelim. Mesela isim diyelim ve Python olsun. Gördüğümüz gibi değişkenleri ve onların değerlerini oluşturduk. Burada değişken isimlerini oluştururken dikkat etmemiz gereken kurallara baktığımızda değişkenler sayı ile başlayamaz. Mesela bir boy gibi bir değişken adı oluşturamayız. Gördüğümüz gibi uyarı aldık. Ama boy 1 gibi bir değişken adı oluşturabiliriz. Yine değişken adlar arasında boşluk bırakamayız. Mesela boy, boşluk 1 gibi bir değişken adı oluşturamayız. Çünkü değişken adlarını oluştururken boşluk bırakamayız. Bunun yerine alt tri'yi kullanabiliriz. Yine değişkenler büyük küçük harflere duyarlıdır. Mesela aynı boyu büyük harfle yazmış olursak iki farklı aynı boya sahip değişken oluşturmuş oluyoruz. Yine benzer şekilde değişkenin adı Python'da tanımlanmış anahtar bir kelime olamaz. Mesela for 5 dediğimizde gördüğümüz gibi uyarı alırız. Çünkü buradaki for Python'da döngüler için tanımlanmış anahtar bir kelimedir. Şimdi de değişkenlerin veri türlerinden söz edelim. Değişkenlerin hafızada kapladığı yer olduğunu söylemiştik. Mesela boy uzunluğu bellekte sayısal bir değer olarak saklanırken isim alfanumerik bir değer olarak saklanır. Bunları program içinde not alalım. İlkine sayısal değer diyelim. İkincisine alfanumerik diyelim. Bu arada program içerisinde programın okumadığı, bizim okuyabileceğimiz yorum satırlarını diyaz ya da hashtag işaretiyle oluşturabiliriz. Mesela boy değişkeninin başına hashtag işareti koyarsak
Artık değişkenimizden programın çalıştırmadığı yani yok saydığı bir yorum satırı yani bir not oluşturduk. Devam edersek Python'da 5 farklı standart veri tipi bulunmakta. Bunlar sayılar, stringler, listeler, demetler ve sözlüklerdir. Bunları sonraki derslerde devam eden bölümlerde detaylı bir şekilde göreceğiz. Şimdi bir değişkenin veri tipinin nasıl sorgulandığına bakalım. Yani oluşturduğumuz değişkenlerin buradaki veri tiplerinden hangisine ait olduğuna bakalım. Veri tipi sorgulama için type fonksiyonunu kullanacağız. Şimdi buradaki kodlarımızı temizleyelim. Yeniden boy değişkenimizi oluşturalım. Şimdi de veri tipini sorgulamak istediğimiz boy değişkenini type fonksiyonu içine yazalım. Çıktıyı almak için yani sonucu görmek için print fonksiyonunu kullanmalıyız. Bunun için type fonksiyonunu print fonksiyonu içine yazalım. Kodu çalıştıralım. Buradan çalıştırılacak dosyayı uygulama 1 Python dosyası seçelim. Evet, gördüğümüz gibi veri türü olarak integer yani sayı veri tipi sonucunu aldık. Farklı bir değişken oluşturalım. Şimdi şehir veri türünü sorgulayalım. Evet, şimdi şehir veri türü için sonucun string veri türü olduğunu görebiliyoruz. Buradaki veri tiplerini sonraki derslerde detaylı bir şekilde göreceğiz. Şimdilik type fonksiyonuyla veri türü sorgulamayı gördük. Şimdi de print fonksiyonuna daha detaylı baktığımızda print fonksiyonu Python'da genelde ekrana çıktı vermek için kullanılır. Mesela print 235 yazalım ve buradaki yorum satırlarını silelim. Kodu çalıştıralım. Evet, kodu çalıştırdığımızda gördüğümüz gibi çıktı olarak 235 değerini aldık. Ya da print fonksiyonuyla ekrana Python yazdıralım. Kodu çalıştıralım. Evet, çıktı olarak ekrana Python yazdırdık. Şimdi de ekrana print fonksiyonuyla yıldız bastıralım. Yine kodu çalıştıralım. Evet, gördüğümüz gibi çıktı olarak yıldızları aldık. Ya da mesela print fonksiyonuyla ekrana bir toplama işleminin sonucunu yazdıralım. Mesela 99 artı 20 diyelim. Kodu çalıştıralım. Evet, şimdi de çıktı olarak toplama işleminin sonucunu aldık. Ya da mesela print 99 artı isim diyelim. Evet, gördüğümüz gibi hata aldık. Bunun sebebi toplamak istediğimiz veri tiplerinin aynı veri tipleri olmamasıdır. Sonraki derslerde sıkça kullanacağımız print fonksiyonuna baktıktan sonra şimdi de kodlama yaparken kullanıcıdan değer alan input fonksiyonuna bakalım. Bunun için input fonksiyonunu yazalım ve boş bırakalım. Kodu çalıştıralım. Evet, çıktı sonucuna baktığımızda bu alanın boş olduğunu görüyoruz. Çünkü bizden şu anda bir değer girmemizi istiyor. Mesela 32 değerini girelim. Evet, gördüğümüz gibi sadece 32 değerini girdik. Yani bir sonuç almadık. Çıktı sonucunu almak için yine burada da print fonksiyonunu kullanmalıyız. Bunun için input fonksiyonuna bir değişken atayalım. Mesela a diyelim. Şimdi print a diyelim ve kodu çalıştıralım. Şimdi 32 değerini yeniden girelim ve enter diyelim. Evet, gördüğümüz gibi girdi sonucumuza göre çıktı sonucumuzu aldık. Şimdi de input fonksiyonuyla kullanıcıdan adını girmesini isteyelim. Buradan çift tırnak açarak lütfen adınızı giriniz mesajıyla kullanıcıdan adını girmesini isteyelim. Kodu çalıştıralım. Adımızı girelim. Mesela Python yazalım. Evet, gördüğümüz gibi girdi sonucumuza göre çıktı sonucumuzu aldık. Şimdi bir sayı isteyelim. Sayıyı girelim. 64 olsun. Evet, çıktı sonucunu görebiliyoruz. Ya da yeniden boş bırakalım ve kodu çalıştıralım. Buraya ne yazarsak o sonucu alacağız. Mesela 1, 2, 3, 4, 5 diyelim. Evet, çıktı olarak aynı sonucu aldık. Şimdi de input fonksiyonu veri türünü sorgulayalım. Bunun için print fonksiyonu içine type fonksiyonuna girelim ve kodu çalıştıralım. Buraya bir sayı yazalım. Mesela 29 diyelim. Evet, gördüğümüz gibi print fonksiyonu içine type fonksiyonu yazdığımız için çıktı sonucu olarak veri türünü görebiliyoruz. Yeniden çalıştıralım. Şimdi 101 diyelim. Yine veri tipimizin string olduğunu görebiliyoruz. Şimdi de Ankara yazalım. Gördüğümüz gibi yine string değerini aldık. Yani sonuç olarak input değeri içerisinde dönen değer her zaman string'dir. Şimdi öğrendiklerimizi pekiştirmek için input ve print fonksiyonuyla basit bir örnek yapalım. Add diye bir değişken oluşturalım. Kullanıcıdan input fonksiyonuyla adını isteyelim. Şimdi de soyadını isteyelim. Şimdi de print fonksiyonuyla kullanıcıdan aldığımız değerleri ekrana yazdıralım. Burada print fonksiyonu içerisinde ad ve soyadı artı operatörüyle birleştirelim. Kodu çalıştıralım. Evet, ilk olarak adımızı girelim. Buraya Python diyelim. Programlama diyelim. Evet, çıktı sonucu olarak ekrana Python programlamanın bastırıldığını görebiliyoruz. Şimdi de çıktının başına merhaba önekini getirelim.
Bunun için print fonksiyonuna çift tırnakla merhaba önekini getirelim. Yine artı operatörüyle birleştirelim. Kodu çalıştıralım. Yeniden Python yazalım. Programlama diyelim. Evet, çıktı sonucunun merhaba Python programlama olduğunu görebiliyoruz. Bu derste Python'da değişkenlere giriş yaparak input ve print fonksiyonlarına baktık. Bu tarz serilerin devamı için beğenip paylaşıp abone olarak yorum yapabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Sonraki derslerde görüşmek üzere. İyi çalışmalar dilerim.